Evet. Günaydın. Ferhunde hoş geldin ya. Hoş bulduk. Oo, Mithat Bey de gelmiş. Buyurun buyurun. Günaydın. Mithat getirdi beni. Kahve içmeye davet ettim. Meşgul etmiyoruz inşallah. Ne demek? Buyurun buyurun. Söyledim ben kahveleri. Özledim vallahi. Sesin çıkmadı hiç. Balayını da rahatsız etmeyeyim diye aramadım ben de. Siz balayının bitmesi beklerseniz ooo. Bizim balayımız bitmez Eman Bey. Bitmez. Maşallah. Hala uçuyorum. Yere inceye de benzemiyorum hiç. Bunun üstüne size hal hatır sormama lüzum var mı? Bilmem, var mı? Ne güzel vallahi. Sizi böyle görünce ben de mutlu oluyorum. Senin de payın büyük bu işte. Ferhunde ile ilk burada tanışmıştık. Yani daha önce karşılaşmıştık da burada tanışmıştık gerçekten. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Eyvallah. Ben size de söyledim ama içmiş miydiniz? İçtim ama olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Neler yapıyorsunuz anlatın. Vallahi taşındık işte, evle uğraşıyoruz. Senin ev ne oldu? Boş mu şimdi? Şimdilik boş. Ne yapacaksın? Satacak mısın, kiraya mı vereceksin? Yok canım, satar mıyım? Kiraya vereceğim. Bir ara düşündüm annem orada mı otursun diye ama o da bizim yanımıza geldi. Temelli mi? Evet. Baştan biraz nazlandı ama Mithat'ı ısrar edince kabul etti. Aferin vallahi. İyi oldu. Şimdi hayatından çok memnun. Hadi bakalım, size doyum olmaz. Oturuyorduk. İyi de herkesin işi gücü var. Bakın siz bakın. Önemli değil. Çok sevindim, yine beklerim. Bir ayağım burada zaten. Aç şunu. Aç. Sizin mallar yolda. Yarın öbür gün çekeriz günlükten. Haber verirsin. Tabii tabii. İyi çalışmalar. Sana da gülüm. Çok yorma kendini. Merak etme. Kimdi o? Dedim ya, önemli değil. Ceyda. Niye arıyor? Görüşmeye mi başladınız? Yok canım, ne görüşmesi? Senin araladığın kapıdan içeri girmeye çalışıyor işte. Size de bir şey söylemeye gelmiyor yani. Kapandı bitti o konu. Bu ifadeyi hiç beğenmedim. Neler oluyor? Bir şey olduğu yok. Sen de üsteleme işte. Bu çıkışlar pek hayra alamet değil. Ne o? Yoksa dönüş yolunda mıyız? Buna imkan var mı Ferhunde? O hala o adamla evli. Boşanacaklarmış ama. Bir şey değişmez. Bir araya gelmemiz imkansız. Yeni bir hayat kuracak kendine. Bunun için benden para bile istedi. İnanmam. Verdiniz mi? Adam silkeleyip atacak başından. Beş parasız kalacak çocuğuyla. Başımın gözümün sadakası olsun dedim, verdim. Siz hala Ceyda'nın geri dönmesini bekliyorsunuz.
Saçmalama. Saçmalama. Öyle olsun. Hadi ben de işimin başına döneyim artık. Görüşürüz. Neyse bari. Gözün aydın. Senin de. Parayı geri aldım. Borcumu ödeyeceğim bugün. İyi o zaman. Görüşeceğiz demektir. Evet, görüşeceğiz. Günaydın. Günaydın efendim. Ne işin var burada? Borcumu ödemeye geldim. Ben hepsini kapattın zannediyordum. Daha kalmış mı? Önceki borçlarımı temizledim. Bu yeni. Ne işi var bunun burada? Bana borcunu ödemeye gelmiş. Ben alacak verecek kalmadı sanıyordum ama. Kefalet paramı sen ödemişsin. Ne saçmalıyorsun? Ceyda parayı sizden bunun için istemiş. Doğru. Aa, bilmiyor muydu? İster inan ister inanma ama ben de yeni öğrendim. Allah kahretsin. Neyse. Şunu al da ben borcumu ödemiş olayım. Zaten ben vermeseydim biraz zor gelirdi bu para sana. Teşekkür ederim. Cezanı versin Ceyda. Sakin olun. Beni yine kullandı. Allah kahretsin yine oyununa geldim. Merak etmeyin neler olduğunu anlarız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.